Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Beşiktaş bir birlik beraberlik artık Kasımpaşa maçını da nasıl değerlendiririz? Beşiktaş'la ilgili artık biraz tekrara düşüyoruz. Hı hı. Benzer şeyler söylüyoruz. Maçın sonunda 1.54 gol beklentisi Kasımpaşa. 1.45 gol beklentisi Beşiktaş. Bu kadar gol beklentisi dedik bir önceki bölümde. <laughs> Açılışı da böyle yapalım. Ne ya, diyoruz Beşiktaş'cığım? Yani Beşiktaş yine sezonun büyük genelinde olduğu gibi biraz sezon başı haricinde e, genellikle oyunu ele alamıyor artık geçen sezon olduğu gibi. E, o da geçen hafta daha çarpıcı olarak yüzüne vurmuştu bu gerçek. E, bu maçta da biraz kıpırdanma oldu Can Bozdoğan sayesinde ama yine e, oyunun genelinde oyunu ele alamayan, 0-0'ı cebinde tutamayan ya da 1-0'ı cebinde tutamayan bir takım gördük Beşiktaş oyununda. E, bir kere zaten e, canlı yayında da bahsetmiştim. Maçın en pozitif anı biraz da negatif bir şeye işaret ediyor. Ee, yani Sergen Hoca'nın bu sezonki takıma odaklılığı konusundaki problemin ortaya koyuyor bence. O da Can Bozdağ'ın golü. Ee, Can Bozdağ'ın bu maçta şahane bir gol attı. Ki yaptığı şeylere göre ekstra bir şey aslında. O birinci seçenekte beklemezsin Can Bozdağ'dan bir e, denge bozmasını attığı golle uzaktan şutla. Ondan beklenen şey aslında drip miktar kırması. Ve tempo yapması. Bu iki şeyi de çok iyi yaptı. Can Bozan çok iyi bir tempo kazandırdı orta sahaya. E, 6 tane başarılı driblingi var. Bu da piyan için yokluğunda o hattı kırmasını sağladı için bazen e, oyun kurulumunda. Ve yine Can Ekstra olarak maçın da Beşiktaş adına en çok şut atan oyuncusu. En çok gol girişiminde bulunan oyuncusu. Her şey yaptı yani. Ama burada da aklıma şu geliyor. E, ki normal şartlarda işte yorumlarda bir oyuncudan bahsettiğimizde teknik direktör oyuncu ısrarla oynatmıyorsa sonra oynattığı anda oyuncu kötü gözüküyorsa diyor nasıl o zaman diyoruz ki hoca haklıymış. Ya yani biz haksızmışız. deminki ki antrenmanda gördüğü şey doğruymuş. Ama şimdi de tam tersini söyleme hakkımız var. Ejan Bozdam madem bu kadar fark yaratacak seviyedeydi ki öyle olduğu belliydi zaten oynadığı maçlarda. Ki hoca da söylemişti zaten. Evet söylemişti ve neden en son bu kadar temposuzluk diye bağırırken Beşiktaş orta sahası dönen topları kaleci vuruşuyla kaleci vuruşuyla bu hat kırılıyorken o kadar temposuzluk diye ağlıyorken Beşiktaş orta sahası neden Can Bolzahan en son bundan önceki maçta en son ta 2 Ekim'de ilk 11 formasını bulmuştu ki o maçı da kazanmıştı Beşiktaş-Sivas o karşısında. Ee, yani e, oyuna sonradan giren oyuncu Mehmet Topal e, hoca yine maçtan sonra şunu söyledi hani ben geri çekilin demedim oyuncular psikolojik olarak geri çekildi Aynı ama yaptığın yapalım. hamleyle aslında geri çekilmeye devam edebilirsiniz hamlesi o Mehmet Topal. Ee, yani 6 numarayı Topal'a koyuyorsanız 3. Üç, stoper gibi girer. Burada takılır. yani, yani Oyuna Mehmet Topal'ı alıp ne bekliyordun ki? Oyuna Mehmet Topal'ı alırsan geri çekilirsin zaten. Bir de hani en son toplantıdan ne çıkmış onu da merak ediyorum. Hani, e, Başkan hoca arasında bir toplantı oldu. Bundan sonra ne yapılacak konusunda. Eğer yani Mehmet Topal oyuna giriyorsa e, demek ki hala sonuç almaya çalışıyor Beşiktaş. Kenan da oyuna girdi. Evet hala sonuç almaya çalışıyor ve sonuç da olmayınca problem devam ediyor e, demektir. Ee, yani şunu demek istiyorum. O zaman Mehmet Topal yerine Berkay girseydi yani. Yani o tip oyuncular. Biraz daha onları görelim can dışında. Berkay'ı görelim. Emirhan İlkan'ı görelim. Semih Kılıçsoy'u görelim. O zaman puan kaybedim en azından bir anlam olur. Yani bu oyuncuları tıpkı Serdar gibi zamanda, işte son dönemde Serdar Saatçı gibi, geçen sezon Rıdvan Dersin'de olduğu gibi belki bir kazanım. Yani 3-4 tane oyuncu denersin, gelecek sezon için 2 tane kazansan büyük bir kazanım olur bu. Euro'da bu seviyelere gelmişken. Ama hala Mehmet Topal'la puan kaybetme lüksü yok bence Beşiktaş'ın ama hala da Kenan Karaman'la Mehmet Topal'la hani oyuna sonradan girip. Ee, ya şimdi normalde bu, alıntının sosyal medyada paylaşıldı. İşte Mehmet Topal maliyeti çok düşük falan. Ee, ya almak zorunda mı Beşiktaş? Alma. Yani Berkay oynasın. Yoksa illa hani Beşiktaş oraya da 2 milyon euro maaş ayırsın bir tane daha tempo oyuncu alsın tam böyle bir şey yoksa almak zorunda da değilsin. E, ee, Berkay'la devam edebilirsin gayet de katılıyorum. Şimdi Sergen Yalçın'ın ben geri çekilin demedim sözünden alacağım ben de. Maçın sonunda Sergen Yalçın ben oyunculara geri çekilin demedim. Oyuncular psikolojik olarak geri çekilin dedi. Ama aslında Sergen Yalçın oyuncularına geri çekilin dedi. Ama o anda söylemedi. Geride kalan 3-4 hafta boyunca ben sorumluluk almıyorum. Hı hı. Artık evet. oyuncular da bir şey yapsın. Çok güzel. E, sporting maçı şanssızlık. Ötekisi şu oyuncular ben mi oynuyorum? Ben artık çare bulamıyorum. Dedikçe 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 Skor avantajını aldı mı oyuncu zaten geri çekilir. Hı hı. Şimdi söylemedi ama bundan önceki söylediği her şey oyuncuların bilinçaltına ben geri ben geri çekilmeli mi işaret etti. Antonio Conte oyuncularla ilgili şunu söyler. Antrenman ve maç artık işin son kısmıdır. En kolay kısmıdır antrenman yapmak, yaptırmak, maça çıkmak, maça hazırlamak. Ama futbolcu fiziksel, zihinsel ve kalple ilgili bir meslektir futbolculuk diyelim. Futbolcu kendini zihinsel olarak iyi tutmak zorunda. Fiziksel olarak iyi tutmak zorunda. Ve kalbi de yani hisleri de iyi olmak zorunda. Şimdi Beşiktaşlı oyunculara bakıyorsun. Kendini bir Beşiktaşlı oyuncu olarak düşün. Kaybettikçe teknik direktörün seni suçluyor. Zaten ciddi bir tempo sorunu yaşıyorsun. Yorgun belli yani. Yorgunsun. Çünkü oyunu domine edemiyorsun. Oyunu domine edememe sebebinde tempodan geçer. Bir de ya sürekli hani bu zihinsel olarak teknik direktörünün seni suçlaması, mental yorgunluk ya kalbini kırıyor bu da senin. Bunlar da insan abi. Ben ne yapayım dersen, çıkıp ben mi oynayayım dersen. Hatta bir röportajında şey demişti ya. Yani bu iş koşmadan olsaydı ben çıkarım hepsinden de iyi oynarım dersen ki bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bile koşmaya çalışırken e doğal olarak bunlar bir araya gelince sen senin oyuncun Sergen Yalçın olarak Beşiktaşlı oyuncuları Antrenman ve maçta ne yaparsa yapsın onun dışındaki 3 faktörde senin tarafından aşağıya çekilmiş. Yani teknik direktör tarafından aşağıya çekilmiş. O yüzden problem Beşiktaş'ın oyununda, ben artık problem Beşiktaş'ın oyununda, taktiğinde vesaire aramıyorum. Tamamen teknik direktörün takımı yönetememesi. Dediğin gibi toplantı yapıldı ve toplantıda biliyoruz ki Sergen Yalçın bırakmak istedi. Ama sonra geri döndü. E ne değişti peki? Bir can bozdu ana attım kadroya. Oyunda değişen bir şey yok oyuncu değişikliklerinde değişim yok. Yani bu kadar bir şeylerin devrilip tekrar ayağa kalktığı noktada yine oyuna giren oyuncu Kenan Karaman'sa ya e, o zaman alınan sonuca şaşırmamak lazım. Ben geri çekilin dememek lazım. Yani oralarda değil e, bu soru ve yine Sergen Yalçın eliyle bence maç verildi Kasımpaşa'ya. Şimdi oyunu domine edemiyorsun. Tempo sorunu yaşıyorsun. Ya bari oyunu domine edebilecek oyuncunu oyunda tut. Trabzonspor'da niye Abdullah Avcı ne olursa olsun vaka yemeği oyundan çıkarmıyor? Çünkü biliyor ki bir tane araya bırakır. Bir tane ceza alanına yakın topla buluşur. 1'e iki yapar bırakır. E Gezal kilit pasta en iyisi. Top kapmada en iyisi. Adam eksiltmede en iyisi. Pas arasında en iyisi. Dört tane metrikten iki defansif, iki ofansif metrikte en iyisi. Veri vermiş sana. Çok bir şey olmadığı bileği burkulup nefesi kesilmediği sürece tutar Gezal'ı. En kötü Gezal ne yapar? Normalde Kasımpaşa'nın attığı golde Donk buraya geldi. Hattı kıran pas verdi. Orada kim vardı en kenarda? Can. Ya Gezal'ı sahada tutsan Gezal en kötü Donk'un o pası orada vermesine engel olur. Buradan pas verdirir. Durur sadece. Ama Can olduğu zaman Can geriye doğru çekilme, çekilme refleksi gösteriyor. Zaten topalı oyunu attın geriye doğru çekildin. Ve o pası verdi. Bu arada 75'te aynısını Kasımpaşa yaptı. Sakıp indi. Çizgiye çıkardı. 78'de donk top taşıdı. Korner oldu. 82'de ikisinin birleşiminde gol yedin. Müdahale de edemedin oyuna. Dediğim gibi bari gezdalı tutsan en azından donku o kadar rahat çıkarmazsın. Bunlar bir araya geldiği zaman yani Sergen Yalçın'ın net olarak formsuzluğu bu dönüşten sonra da devam ediyor. Ee, burada sen konuşurken çok güzel örnekler verdin. Zihinsel kısmında not aldım unutmayayım diye. Çünkü gerçekten oyuncu ile teknik direktör arası koptu anda her şey tepe taklak gitmeye başlıyor. Bu bir gerçek. Çünkü bu oyun, oyun oyuncu ile oynanan bir oyun. Bunu en iyi Sergen Yalçın bilir. Ee, o bağ koptu anda, o inanç yitirildiği anda e, sahada düşünülen şey uygulanmamaya başlar. Ee, yani bunun en güzel örneği Beşiktaş'ta iki tane örnek var. Ee, sevilen teknik, Oyuncular tarafından sevilen teknik direktörler. Bir tanesi şampiyonluk getirdi, Mustafa Denizli döneminde. Hı. Daha yani geçen haftaki programda da almıştık o şampiyonluğu. Ki ben Mustafa Denizli'yi o dönemde e de e taktiksel hamleler olarak çok beğenen bir şey bir yorumcu değildim. O zaman da blog yazıyordum, o zaman da çok geliştiriyordum. İşte Zapatoşni, ön stoper oynasma, işte Fabian Ernst'in yanına e Delgado'yu koydu ikinci sekiz numara olarak. Orada birçok hani göz göre göre 5 puan kayıpları vardı vesaire ama bir şey çok iyi yapıyordu hoca hem süreci çok iyi yönetiyordu psikolojik olarak, zihinsel olarak. Hem de oyuncuları zihinsel olarak çok böyle inandırıyordu kendisine ve oyuna. Ee, o şampiyonluktan sonra Matias Delgado ki o zaman zaman yedek bırakıyordu onu Musa Denizi. Ee, şampiyonluk sonrası bir demecini hatırlıyorum. Diyordu ki Musa Hoca ben öyle bir konuşuyordu ki sahaya çıktığım anda sanki dünyanın en iyi futbolcusu benmişim gibi hissediyordum diyor. Öyle, motive ediyor, öyle inandırıyor onu diye. Ee, diğer örnek de Delboske Delboski oyuncular tarafından çok sevilen bir e, teknik adamdı. Hatta gönderdikten sonra bayağı 3-4 oyuncunun ağladığını biliyorum... soyunma Odası'nda. Yani haberlerini aldım daha sonradan o hikayeleri anlatanlardan. E, mesela öyle de bir oyun e, teknik adam olunca... Bir Antep maçını hatırlar mısın? E, Tayyip Musa Doğan sahnesini hatırlarsın. E, bir sağ bir sola yat, yatırmıştı hmm. Musa e, Garip bir maçtı o. Ama neredeyse... ilk yarıda 3-0 ya da 4-0 geriye düşmüştü Beşiktaş. Neredeyse geri dönüyordu. Çünkü oyuncular teknik adamı sevdiği için, inandığı için... <laughs> el veriyor yani, el vermek istiyor oyuncular. Hatta ondan sonra Beşiktaş'ta önemli bir seri yapmıştı. ile birlikte bir ciddi bir kazanma serisi yapmıştı. Ama şu an tam tersi bir durum var. Sergen Hoca'nın bahsettiği nedenlerle açık açık basın toplantısında topu tamamen oyunculara atmasını, o bağları artı tamamen kopardığını gösteriyor. E, ve sonuç olarak işler hiçbir anlamda yolunda gitmiyor. Ne bir geleceğe dair kazanım var, ne şu an maçı kazanıyorsun ne teknik adam odaklı ne oyuncular teknik adama inanıyor şu anda işlerin yolunda gittiği hiçbir taraf yok Beşiktaş'ta maalesef. Bakalım derbiye kadar Beşiktaş'ta bir şeyler toparlanacak mı? Göreceğiz. Var mı eklemek istediğin bir şey Beşiktaş'la ilgili? Yok sanırım. Evet Beşiktaş'a da biraz artık saha içinden bağımsız konuşuyoruz. Evet. Çünkü problemin saha dışında az önce senin de bahsettiğin Hı -hı. gibi oyuncular ve teknik adam arasında olduğunu düşünüyoruz. Diyelim ve o zaman Gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfan'ın bu haftalıkta Lazına sonuna sağlık. geldik diyelim. Senin de ağzına sağlık. İzleyenlere de teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Haftaya yine biz buradayız. Sizin de burada olacağınızı e, dört gözle bekler. Emin adımlarla yolumuza devam ederken bu cümlenin sonlanacağına <laughs> dair içinde şüpheler var. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.